Arkadaşlar bu dersimizde lojik devreler dersi ya da sayısal tasarım dersi ya da mantık e, dersi için örnek bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. Soru vize final gibi çeşitli sınavlarda çıkabilir. Şimdi e, basit bir soru e, bu. Aşağıdaki verilen tabloyu referans alarak F için Karno haritasını oluşturup en sade fonksiyonu bulunuz denilmiş. Tabloyu referans oluşturalım. 4 değişkenli bir doğruluk tablosu mevcut. A, B, C, D girişlerim ve F çıkışlarım çıkışım var. Şimdi Karno oluşturalım. 4 değişkenli Karno için biz nasıl bir tablo oluşturacağız? 2 üzeri 4 16'lı bir tablo oluşturmamız lazım arkadaşlar. Yani 4 satır, 4 sütun olacak. Şöyle yapalım. 1 2 3 4 Yine 1 2 3 4 Şöyle diyelim. Şurayı silelim hatta. AB olsun burası. Şurada CD olsun. Şimdi 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 Karno nasıl oluşturuyor? Önceki derslerimizi anlatmıştım. Eğer bilmiyorsanız lütfen oralara bakınız. Şimdi bu her hücrenin e, decimal desimal değeri kaçtır? Onlar da yazalım şuraya. Daha kolay olsun. Mesela 0 e, şöyle olsun. 0, 0 A, B, C, D ha. 0, 1 2 3 e, 0, 4 5 6, 7 daha sonra e, sıfır 0, 1, 1, evet e, yedi 7, Heh, 1 0, 0 0 0 8, 1 0 0 1, 9, 1 0 1 0, 10, burada 11, 1 0 1 1, 11, burada 12, 1 1 0 0, 12, şurası 13, 1 1 0 1, 13, 1 1 1 0, 14, burası da 1 1 1 1, 15. Şimdi bunu burada da ben uygulayabilirim. Yani şuranın desimal karşılığı, şunu biraz şöyle alalım bir saniye. Şurayı biraz şöyle alalım. Şey olmasın. Heh. Şimdi bunun desimal karşılığı nedir? Mesela şurası değil mi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Değil mi? 1, 1, 1, 1'in desimal karşılığı nedir? Değerli arkadaşlar. Şöyle yapalım. karşılığı nedir? 15'tir. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. 0 olan yere karşılığı ne? 1. Bakın 0 0 0 0'da çıkışım F'im kaç? 1. 1'de x 2'de 1. 3'ün karşılığı ne? 0. Pardon, 2'de 1. Şurada 0 olacak. 4'te kaç? x 5'te kaç? X. 6'da kaç? 0. 7'de kaç? 0. 8'de ne? 1. 8 nerede? Burada. 1. 9'da 0. 10'da X. 11'de 0. 12'de 1. 13'de 1. 14'te 0. 14 burası. 15'te de yine 0. 0. Ee, yine buralarda yaptık. Şimdi bakın arkadaşlar bunu yapmamın nedeni hani karıştırmadan daha düzgün bir şekilde birlerimi sıfırlarımı x'lerimi yerleştirmem. x nedir? x'in değeri fark etmezdir. x benim fark etmez değerim. Yani ben eğer x benim işime yarıyorsa ben x'i ne yapacağım arkadaşlar? Kullanacağım anlamına geliyor. Şimdi gruplandırmamızı yapacak olursak ben birleri ve x'leri x'ler işime yaradığında x'leri alırım. Sıfırları kullanmayacağım. Şimdi o zaman alalım. Mesela şunu şurayı bir dörtlü alabiliriz değil mi arkadaşlar? Şöyle. Şöyle dörtlü bir gruplama yapabiliriz. Başka birlerim sıfırlarım nerede var? Mesela şurada şöyle ikili bir gruplandırma yapalım arkadaşlar. Bakın onu da yeşil renkle yapayım. Şöyle bir Hatta şurayı da şöyle dörtlü bir gruplandırma yapabiliriz. Şöyle, şöyle dörtlü bir gruplandırma yaptık. Ee, başka bir tane birim burada var. Ha, şurayı da kıymetli arkadaşlar, bakın birler. Şöyle dörtlü, bakın köşelerden dörtlü gruplandırma yaptım kırmızıyla. Başka açıkta birim kalmadı. Şimdi yeşilin çıkışı nedir? 0 1 gitti. A çarpı 0 1 gitti. C değil. Hemen şunları silelim. Mavinin çıkışı nedir? Mavi gruplandırmanın çıkışı. Yani şurası. 0 1 B gitti. A değil. Burada da yine ne kaldı? C değil kaldı. Pardon. Ee, A değil. Evet. Çarpı C. Yeşilde neydi arkadaşlar? Şurayı silelim. Yeşili yanlış yaptım herhalde. Yeşilin sonucudu. Ee, bunlar git Ha tamam. B çarpı C değil olacak. Yanlış yapmışım. B çarpı C değil. Bir de kırmızı gruplandırmamın sonucu var. Onu da değerli arkadaşlar şuraya yapalım. Şöyle ee, yukarıdan aşağı en üst satırla en alt satırda ee, C'ler gider. Ne kalır? D değil kalır. D değil çarpı. Ee, şu satırla şu sat e, sütunun ne kaldı? Bakın A01 A gitti arkadaşlar. Ne kaldı? B değil kaldı. B değil kaldı. Burada amaç mantık ne? Mümkün olduğunca çok biri grup içine almak. Mümkün olduğunca sade bir ifade. Ha o zaman şurayı arkadaşlar mavi silelim mi? Bakın şurada A, C değil sildim. Neden? Çünkü e, zaten buradaki bir ne oldu arkadaşlar? Zaten gitti. Buraya hiç gerek yok. Şurayı Şöyle çizelim değil mi? Bakın hiç dışarıda birim kalmadı. O yüzden mavi tabloya gerek yok arkadaşlar. Benim dışarıda herhangi bir birim kalmadıysa en sade ifade benim işimi görüyor. O zaman benim F çıkışıma eşittir. BC değil artı B değil D değil. Şimdi kıymetli arkadaşlar cevabımı buldum. Ama şurada demin bir hata yaptık. Ben en başta şurayı dörtlü bir gruplandırma almıştım. Buna gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü zaten ben buradaki birimi bakın şuradaki birimi zaten ben şöyle dörtlü bir grup haline getirdim. O zaman tekrar orada o biri şu 4 x'i almama gerek var mı? Yok. Zaten bir grup elde ettim. Artı bir grup daha elde etmeme gerek yok. Çünkü ne kadar çok gruplandırma yaparsam o kadar çok kapı kullanırım. Maliyetim ne olur artar. Değil mi? Burada bunu yapmamın nedeni, şunu yapmamın nedeni ne? Şunların dörtlü kombinasyonlarımın, dörtlü girişimin yani binary girişlerimin desimal karşını buldum. Karno'da da yerine rahat yerleştirmek için. Umarım anlaşılmıştır. Karno derslerimiz oldukça fazla var. 2 değişkenli, 3 değişkenli, 4 değişkenli Karno'larla ilgili örnek sorular var. Birçok Lütfen onlara bakınız arkadaşlar. Onlar e, sayısal elektronik e, ya da lojik e, diye adlandırdığım eğitim serisinde mevcut. Baya bir video var yani çok fazla var. Oradan arkadaşlar karno haritalar ile ilgili bilginiz yoksa lütfen bakınız. Bugün dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.